Kızım bıçaklandı. Ayrılmak istediği erkek arkadaş tarafından. O günden beri hiç kendimde değilim. Benim de kız kardeşim öldü. Ama kimse öldürmedi. Teşvik edildi. İntihar etti. İdamla. İdam olmadığı sürece bu kadın cinayetin önüne geçilmez. Kayseri'de dün gece saatlerinde hayatının baharında 16 yaşında gencecik bir kız öldürüldü. Kadın cinayetleri yeter artık demek de yetmiyor, dursun demek de durmuyor. Bizler de vatandaşlara kadın cinayetlerinin önüne nasıl geçebileceğimizi sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Yani tek yapılması gereken şey idam. İdam yapılmazsa hani o kadar ceza veriyorlar, yıllar veriyorlar ama hala devam ediyor. Tek yapılması gereken şey idam. Yapan kişi kime yaptıysa aynı şeyin ona yapılması gerek. Çünkü yaşattığı acıyı yaşaması gerek. Yani bence benim görüşüm. Sizler bir kadın olarak cinayetleri duyduğunuz zaman neler hissediyorsunuz? Üzülüyoruz haliyle yani. Hani ne de olsa vatandaşız. Yani üzülüyoruz. Yani bazen hani böyle gerekir hani kadınlar olsun, evli bir kadın olsun veya daha önemli olan şey çocuklar. Yani çocuklara yapılan o kötü hareketler bizi çok üzüyor. Yani yasalarımız daha caydırıcı olursa insanlar da daha düşünerek hareket eder. Dün mü oldu bu olay? Yani başka, yani yasalardan geçiyor tamamen aslında. Peki sizler bir erkek olarak kadın cinayetlerini duyduğunuz zaman ne hissediyorsunuz? Yani tamamen aslında devletin ihmalkarlığı olabilir. Tabii ki erkeklere her zaman suç bulunuyor. Ki doğru olan da bu. Hiçbir şekilde bahanesi yok kadın cinayetlerinin. Kadının nerede olduğunun veya kimle vakit geçirdiğinin, üzerine ne kıyafet olduğunun bir önemi yok. Tamamen yani yasalarımızın biraz daha kadının, daha doğrusu koruyucu tedbirlerin olması önemli bu konuda. Bence eğitimle geçilebilir. Başta da bir şey yok, aklıma gelmiyor. İnsanımızın eğitilmesi gerekiyor. Kadınları ikinci sınıf görmekten vazgeçmemiz lazım. Herkese bu, yani o öldürülen kızın da annesi babası var, kardeşi var. Öldüren kişinin de mutlaka annesi, bacısı, kız çocuğu belki vardır, bilmiyorum. Bunları düşünmeleri lazım. Yazıktır, günahtır yani. Peki sizler bir erkek olarak kadın cinayetlerini duyduğunuz zaman ne hissediyorsunuz? Ben çok üzülüyorum. Orta çağda yaşıyormuş gibime geliyor kendim. Kendim adıma ben duydukça böyle şeyleri erkek olmaktan utanıyorum. Yani söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkürler. Peki bir eğitimden bahsettiniz. Eğitimle olur dediniz. Eğitim derken illaki okul eğitimi değil. Ailenin içinde önce. Kendi ailemizin içinde eğitmemiz lazım. Çoluğumuzu, çocuğumuzu. Kız çocuklarımızı ona göre yetiştirmemiz lazım. Kız çocuklarımızı duyuyorum. Anne babalar özellikle ilgisizler. İlgisizler. Boş bırakıyorlar. Anne baba ilgilenecek. Evlendirince her şey bitmiyor. Özellikle kız çocuğunun arkasında ailesi durması lazım. Her zaman her şekilde. Ama maalesef bizim toplumumuzda kız çocukları ne hikmetse her zaman kızlar, bayanlar özellikle ikinci sınıf vatandaş gibi görülüyor. İdam. Başka bunun tutarı yok. En mükemmeli idam. Başka önüne geçemezler. Yani görüyoruz işte yapılanları. Her gün 5-6 kadın, belki 10 kadın, 20 kadın öldürülüyor. Yazık, günah değil mi? Bunun tek çaresi idamdır. Başka hiçbir çaresi yok. Önüne geçebileceğin. Sizler de 2019'da kendi kızınızın hayatını kaybettiğini, öldürüldüğünü söylediniz. Ne oldu sonuç olarak? Müebbet aldı. İndirimsiz müebbet aldı ama benim canım yandı. 22 aydır çektiğimi ben bilirim ancak, kimse bilemez. Kızım bıçaklandı. Ayrılmak istediği erkek arkadaş tarafından. O günden beri hiç kendimde değilim. Ben idam istiyorum, başka bir şey istemiyorum. Başka kadınlar da ölmesin, kimsenin ciğeri yanmasın. Allah düşmanıma vermesin. Ben bu kadar diyorum. Ancak öyle önüne geçilebilir. İdam. Başka yolu yok. Veriyorlar 3-5 ay, 1 sene ceza, çıkıyorlar. Bir daha yapıyorlar. Cezalar caydırıcı değil. Biz caydırıcı ceza istiyoruz. O müebbet bile az benim yavruma. 42 bıçak darbesiyle öldürüldü benim çocuğum. Bittik. Çektiğimi bir ben biliyorum, 22 aydır. En başta ailelerin çocuklarına vereceği terbiyeyle olur bu.
Hükümet zaten yapabileceği kadarını yapmış. Yeterince yaptırımlar uygulanıyor. Ama bir insanı katletmek hiçbir zaman doğru bir şey değildir. Aile eğitiminden başlar. Kızlarımızı eğittiğimiz kadar erkekleri de eğitebilirsek eğer, erkeklerimize de bunun yanlış olduğunu söylersek, kadın üzerinde fazla yaptırım gücü olmadığını öğretirlerse, fazlasıyla bundan önüne geçmiş oluruz. Eğitim sadece hükümetle başlamıyor, okulla başlamıyor. Eğitim aileyle başlayan bir şey. Kız erkek evlatları ne zaman ayrım yapılmazsa, doğuda, batıda, güneydoğuda, yani İç Anadolu'da, o zaman bu ölümlerin önüne geçilebilir. Ama kesinlikle bunun sonucu idam da olsa, diğeri kalkıp aynısını yapacak, ölümü göze alaraktan yapacaktır. Yeter ki içerisindeki egosunu tatmin etmiş olacak. İdam edilmekle yani sonuç olmuyor bence. Benim de kız kardeşim öldü. Ama kimse öldürmedi. Teşvik edildi, intihar etti. Bunun sonucu illaki birinin birini öldürmesiyle başlamıyor. Sadece ailede erkeklere verilen eksik eğitimden oluyor. Kızlarımıza baskı, erkeklerimize yeterince fazla özgüven aşılıyoruz. Erkektir yaparla başlıyor. Tamamen bu yanlış bir şey. İdamla. İdam olmadığı sürece bu kadın cinayetinin önüne geçilmez. Kadınlar her zaman haksızdır. Haksız görüldüğü için bu cinayetleri fazlalaştırdılar. Yapılıyor, uzaklaştırma alınıyor ve iki gün sonra tekrar aynı yerinden başlanıyor. Cezasını almadığı sürece, idamını vermediği sürece hiçbir şeyin önüne geçilmez. Bu kadar. Sizce idam çözüm olur mu bu soruna? Bir nevi olur. Nasıl olur? En azından korku olur idam edileceğim diye. İdam edileceğim diye veya da ömür boyu hapise cezasını verdirilecek hiç çıkmamak şartıyla. Yani bir yerlerde bir korkusu olur en azından. Yoksa bunun önüne geçilmez yani. Hiçbir zaman içinde geçilmedik ki zaten. Geçilmedi yani. Bir gün duruyor, ikinci günü tekrar aynı cinayet başlıyor. Değişen hiçbir şey olmuyor yani. Ya tutuklanacak ya da bir ceza yenecek ki bir daha yapılmayacak. Çünkü yapılmadıkları için, ceza vermedikleri için gene aynısını yapıyorlar.